Evet arkadaşlar vatandaşlık konu anlatımlı full tekrar vatandaşlık anayasayı yapamıyorum diyen arkadaşlar işte size en süzme ve sınavda çıkacak net bilgiler çok detay yok hatta hiç detay yok Direkt sınava yönelik arkadaşlar eğer lisanstan gireceksen ön lisanstan gireceksen ortaöğretimden gireceksen hiç fark etmez dinle bu videoyu ve sınava gir Vatandaşlı hallet çık. Anlaştık mı yavrum? Anlaştık. Bakın 9 soru çıkıyor. Sana diyorum ki bu videoyu adam akıllı dinle. En kötü 7 yap hatta 8 yap. En iyi 9 yap. Bu kadar net arkadaşım. Yani direkt bu videodan soru var. Onu bilesin. Tamam mı yavrum? Tamam hadi vakit kaybetmeden vatandaşlık konu anlatımlı full tekrar videomuza başlayalım. Hadi bakalım. Bismillah. Evet önce arkadaşlar sosyal hayatı düzenleyen kurallar zaten din kuralları, ahlak kuralları, görgü kuralları ve hukuk kuralları olarak gruplara ayrılır. Ve burada esas bilmeniz gereken yer hukuk kurallardır arkadaşlar. Yani direkt diğerleriyle uğraşmayın gençlik yok din kurallarının özelliği neymiş yok ahlak geç bunları. Direkt hukuk kurallarına odaklan, olayı bitir. Anladın mı yavrum? Anladın. Hadi devam. Aşağıdaki ladder hangi sosyal hayatı düzenleyen kurallardan biri değildir? Bakıyorsun din kuralları okey, görgü kuralları, ahlak kuralları, hukuk kuralları okey ama fizik kuralları yani akıl var, mantık var, toplumsal hayatı nasıl düzenlesin değil mi? Direkt geç. Hukuk kurallarının özellikleri toplumsal hayatı düzenler, cebridir yani devletin gücüne dayanır, kamu gücüyle desteklenmiştir, toplum ihtiyaçlarını karşılama amacı vardır, süreklidir, geneldir yani herkese uygulanır, soyuttur, adaleti gerçekleştirme amacı vardır. Hukukun görevleri nedir? Toplumda hukuki güvenliği sağlar, barışı sağlamaya çalışır, adaleti sağlamaya çalışır, yeni oluşum ve gelişimlere cevap verir arkadaşlar. Yani şu metini bilin arkadaşlar tamam yani. Çok çıkabilir mi? Çıkabilir. Yani onu söyleyeyim. Hadi bakalım. Aşağıdakilerden hangisi hukukun temel görevlerinden biri değildir? Bakalım. Toplumda barışı sağlamak, toplumda mutlak eşitlik. Bakın arkadaşlar, mutlak eşitlik diye bir şey olur mu gençlik? Allah'ınız severseniz ya. Ya bir kişiyle başka bir kişi direkt her yönüyle eşit olabilir mi lan? Akıl var, mantık var. Mutlaklık diye bir şey olmaz hukukta gençlik. Anladır mı yani? Mutlak eşitlik, mutlak adalet gibi Net cevabımız B şıklı gençlik. Hadi hadi devam zaman kaybetme. Maddi yaptırım türleri yani şu gördükleriniz arkadaşlar hukukun yaptırım türleridir. Ceza, cebri icra, tazminat, iptal, hükümsüzlük. Bunların adını bilin. Cezayı ne yaparsak alırız abi suç işlersek. Cebri icralık nasıl olur abi? Borcumuzu ödemezsek, sorumluluğumuzu yerine getirmezsek. Tazminatı ne öderiz? Zarar verirsek başkasına maddi ve manevi zarar. İptal idare hukuku'na aykırı olarak yapılan işlemler yine idari işlemle ortadan kaldırılır arkadaşlar. Tamam? Hükümsüzlük de geçersizliktir. Gelelim yine soru beklediğim net arkadaşlar. Özellikle devlet memurları ile ilgili biliyorsunuz son yıllarda sınavda soru çıkar. Devlet memuru statüsünde olanlara verilen disiplin cezaları adınız gibi, soyadınız gibi, nişanlınızın adı gibi, çocuğumuz varsa çocuğumuzun adı gibi, ananızın, babanızın adı gibi öğrenin arkadaşım. Net disiplin cezaları, uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademelerlemesini durdurma, memurluktan çıkarma. Net bunları bilin arkadaşlar. Yani ben direkt soru yani direkt devlet memurları biliyorsunuz direkt bir tane soru getirir. Ayrıca devlet memurlarında adaylık süresi en az bir yıldır en fazla iki yıldır arkadaşlar. Disiplin cezaları da bunlardır. Lütfen bunları bilin. Direkt fix soru yani bu kadar. Peki hocam ne yaparsak uyarma cezası alırız ne yok, kınama yok arkadaşım. Sadece bunu bil geç tamam mı? Hadi bakalım. Memur atama işleminin iptali istemiyle açılan bir dava aşağıdakilerden hangisi tarafından karara bağlanır? Bak iptal, atama, İdari işlem unutma. Nerede olur bu abi? İdari yargıda karara bağlanır. Çünkü adı üstüne idare hukukun ilgilendiren bir durumdur. Çıkmış bir sınav sorusu arkadaşım. Yani iptal idareye aykırı olarak yani daha doğrusu idare hukukuna aykırı olarak yapılan bir işlemin yine idari mahkemeler tarafından ortadan kaldırılmasıdır çiçeğim. Anladın mı anladın? Hadi devam. Hükümsüzlük türlerini görüyorsunuz şu anda yokluk, butlan, tek taraflı bağlamazlık. Butlan ikiye ayrılır. Nisbi butlan, mutlak butlan. Bu kadar arkadaşlar. Yokluk, butlan, ikiye ayrıldı. Nisbi butlan, mutlak butlan ve tek taraflı bağlamazlık. Bunlar hükümsüzlük türleridir. Net. Hadi bakalım. Yokluk. Hukuk işleminde yani hukuki işlemde kurucu unsurların bulunmamasıdır. Ya evleneceğin. Bak karı var, koca var yani eş var tamam mı? Damat var, gelin var biraz argo konuşma diyorsunuz da dilim böyle ne yapayım gençlik. E evlendirme memuru yok. Nasıl evleneceksin baba? İşte kurucu unsurdan biri yok anladın mı? İmam nikahı evlilik bir tür yokluktur abi. Yokluğumuzdan imam nikahı ile evlenmişsiniz. Çünkü orada ne gerekiyor? Resmi nikah memuru gerekiyor. Anladın mı çiçeğim? Anladın. Mutlak mutlan kurucu unsur mevcuttur ama yapılan işlem arkadaşlar sakattır. Emredici hükümlere aykırıdır. Yani direkt olarak yapıldığı andan itibaren yasaktır. Yani işleme konulamaz. Yani düşünsen akıl sağlığı bozuk bir kişi evlenebilir mi? Evlenemez. Evlendi iptal yani mutlak butlan. Evli bir kişi yani resmi olarak evlilik müddeti devam eden kişi bir de evlenebilir mi? Evlenemez. Geç. Tamam mı? Nisbi butlan. Hukuki işlemde hem kurucu unsur vardır hem de emredici hükümlere uyulmuştur. Ancak irade de yani onu yapan irade de bir sakatlık vardır. Yani net nisbi butlan nedir abi? Sarhoştum. Hatırlamıyorum ya ne yaptığımı bilmiyorum. Anladın mı? Yaptın ama yaptığını bilmiyorsun. Tek taraflı bağlamazlık, bazen bağlama, bazlama diyeceğim. Bağlamazlık dediğimiz şey ise arkadaşlar, akıl sağlığı yerinde olan yani 12 yaşını doldurmuş ayırt etme gücü olan bir küçüğün henüz daha reşit olmamış bir Küçüğün velisinden ya da vasisinden izinsiz yapmış olduğu işlemlerdir. Tamam bir satış sözleşmesi falan gibi değerlendirebilirsiniz. Tek taraflı olmasının sebebi de bir tarafı bağlar. Yani reşit olanı bağlar henüz daha reşit oranı olmayanı bağlamaz. Anladın mı yavrum? Anladın. Galiba. Hukuk kurallarının çeşitleri, emredici kuralları, tamamlayıcı kurallar yorumlayıcı kuralları. Bu üçünü bil. Geri kalanlarla uğraşma gam. Uğraşma ya. Şu üçünü bil tamam bitti emredici uyulması zorunlu olan kurallardır. Yazanın tam tersini kararlaştıramazsınız. Diyor ki adam sana, akıl sağlığı bozuk bir kişi evlenemez diyor. Bitti abi bitti evlenemez ya. Emretmiş sana tamam mı? Dolayısıyla bu kuralların amacı kamu düzenini korumaktır, genel ahlakı korumaktır, zayıfları korumaktır. Tamam mı yavrum? Tamamlayıcı kuralları aksini kararlaştırabildiğimiz daha çok sözleşmelerde karşımıza çıkan ve kendimize ait maddeler ekleyebildiğimiz kurallardır arkadaşlar. Aksine işlem yapabilirsin. Sözleşmede öngöremedikleri tarafların öngöremedikleri, eksik bıraktıkları noktaları tamamlayan hukuktur. Bu kadar. Yorumlayıcı hukuk hukuki kavramların ya da orada geçen bir ne bileyim bir olayın, bir ifadenin arkadaşlar anlamını kişinin kendi yorum gücüyle açıkladığı kurallardır. Yani hukuki bir sözleşmede geçen hukuk kavramlarının ya da net olmayan ifadelerin açıklanmasıdır. Ya diyorsun ki arkadaşınla konuşurken mesela ne zaman gelirsin o da diyor ki yarın öğlenden sonra gelirim lan öğlenden sonra da saat kaç ağam tamam mı? Maaş aldığın gün ayın başı. Ayın başı da ayın kaçı kardeş? Biri mi ikisi mi üçücü mü anladın mı? Yani yorumlayıcı da Kişinin kendi yorum gücü vardır. Dolayısıyla bu üçünü biliyorsun abi net geçiyorsun. O kadar net. Çok detaya inme kardeş. Buralarda çok detaya inme. Hadi devam. Hukuk kurallarının türleri pozitif hukuk, müspet hukuk dediğimiz bütün hukuk kuralları kapsar arkadaşlar. Şu anda uygulamada olan yazılı ve yazsız bütün hukuk kurallarını kapsar tamam mı? Bir ülkede belli bir zamanda yürürlükte olan bütün hukuk kurallarıdır. Bakın burada ne diyeceksiniz biliyor musunuz? Bir ülkede belli bir zamanda dediği zaman şu Hatice'ye bakmayacaksınız tamam mı? Yani buraya bakmayın sonucuna odaklanın abi. Yürürlükteki hukuk yani şu anda uygulanan bütün hukuk kuralları pozitif yani müsbet hukuktur. Mevzu hukuk ise sadece yalnızca yalnızca only yazılı olan hukuktur çiçeğim ya. Tabii ideal doğal hukukta olması gereken hukuktur anladın mı? Net yani bu böyledir arkadaşlar. Yani sana sorarsa derse ki bir ülkede belli bir zamanda yürürlükte olan ve yetkili organlar tarafından yapılmış hukuk kuralları hangisidir? Mevzu hukuktur. Yetkili organ yani meclis, cumhurbaşkanı falan bu kadar. Olmanla değil olması gerekenle ilgilenen hukuk kuralı hangisi? Tabii doğal ideal hukuk ya. Yani sen şu anda var olan durumunu beğenmiyorsun. Daha iyi hedefliyorsun tamam mı? Daha iyi bak tabii doğal ideal idealim var diyorsun ideal ha ideal hukuk net bu böyle uğraşma hadi geç. Hukukun kaynakları yazılı kaynaklar var İşte anayasa, kanun, cumhurbaşkanlığı kararnamesi, milletler arası anlaşmalar, yönetmelikler, genelgeler bunlar yazılı asli kaynaklardır. Normlar hiyerarşisini bil çiçeğen bil anayasa en üstte en üstün normdur. Sonra kanunlar gelir kanunlara eşdeğer hükümler vardır cumhurbaşkanlığı kararnamesi, uluslararası anlaşmalar ve meclis iş tüzüğü gibi yönetmelikler onların altındadır ve genelgeler en alttadır arkadaşlar. Tamam, bu normlar hiyerarşisi bizim için önemli. Hukukun yazılı kaynakları herkese bağlar arkadaşlar. Asli kaynaklardır ve birincil kaynaklardır. Tamam mı yavrum? Tamam. Hadi bakayım. Yazsız kaynaklar ikincil kaynaklardır. Yani örf adet kaynaklar. Yani örf adet hukukudur arkadaşlar yetkili merci tarafından korunmamıştır. Toplum içerisinde kendiliğinden oluşmuştur. Bir de hukukun yardımcı kaynakları var. Yargı iştahatları ve bilimsel çalışmalar. Tamam mı arkadaşlar? Ama bunlar ekstra yani yardımcı kaynaklardır. Hukukun yazılı ve yazsız kaynakları herkesi bağlar. Yardımcı kaynaklar bağlayıcı değildir yavrum. Anladın mı? Anladım. Bitti gitti lan. Hukukta boşluk türlerine gelince hukuk boşluğu. Hakim bir davaya bakmakta olan hakim somut bir olaya uygulayacak bir kural var mı? Ona bakıyor. Yazılı kaynaklar var mı? Yok. Sonra yazsız kaynaklara bakıyor. Orada da bir durum yok. O zaman ne yapıyor hakim? Kendini kanun koyucunun yerine koyarak arkadaşlar bir hukuk yaratma yoluna gidiyor. Töbenen huzubillah Hukuk yaratır hakim. Ama yaratmak Allah'a mahsustur tabii ki. Biz arkadaşlar hukuk yolu oluşturmak desek daha güzel olur. Sakın ha düşme hakim kanun yaratamaz. Kanun yapma yetkisi sadece meclise aittir. Anladın mı? Anladın. Net bak. Hukuk boşluğunu iki şeyi söyler. Yazılı yazısız. Kanun örf adet. Unutma hukuk boşluğu böyledir. İkisini gördün mü yapıştır lan hukuk boşluğuna. Bitti gitti lan. Kanun boşluğuna gelince kanun boşluğu kanun nasıl kardeş kanun yazılı. O zaman Kanun boşluğu yalnızca yazılı kaynaklarda olur. Çiçeğim ya. Kural içi boşluğu görürsen, kural içi boşluğu kanun koyucu bilerek, isteyerek oluşturur. Tamam mı? Yani bilerek, isteyerek koyar. Niye? E, hakim biraz kafayı çalıştırsın. Hakim ne yapsın? Takdir yetkisini kullansın diye. Tamam mı? Kural içi boşluklarda hakimin takdir yetkisi vardır. Biri olmadan diğeri olmaz. Bak kural içi boşluğu yani bilinçli boşluğu gördün. Hakimin takdiri yetkisine yapıştır. Hakimin takdir yetkisini gördün. Kural içi boşluğa yapıştır. Bak ne gibi abi? Adana ile sıcak gibi. Tamam mı? Çukurova ile Çukurova ile mısır gibi. Guru fasulye ile ne gibi abi? Soğan gibi. Anladın mı? Biri olmadan diğeri olmaz. Leyla ile Mecnun gibi. Kural içi boşluk eşittir hakim takdir yetkisi. Hakim takdir yetkisi eşittir kural içi boşluk. Anladın mı? Bitti. Kural dışı boşluk ise kanun koyucunun farkına varmadan bıraktığı boşluktur. İkiye ayrılır. Açık boşluk, kapalı boşluk. Açık boşluğun diğer adı gerçek kanun boşluğudur. Ve burada arkadaşlar bir olay vardır. Olaya uygulanacak bir kural yoktur. Açık, gerçek kanun boşluğu. Kapalı boşluk ise olay da vardır. Kural da vardır ama birbiriyle tam olarak örtüşmüyordur. Kapalı boşluğun diğer adı arkadaşlar nedir? İstisna boşluktur, gizli boşluktur, ne bileyim gerçek olmayan boşluktur. Anladın mı yavrum? Anladım. Örtülü boşlukla denir. Net. Tamam. Hocam buradan soru gelirse ne sorar? Hukuk boşluğuna dikkat edin. Bakın buna dikkat edin diyorum size. Bir de kural içi boşluğa dikkat edin arkadaşlar. Lütfen bu ikisini bil. Geri kalanla uğraşma. Tamam. Ben ikisinden bekliyorum. Ben diğerleri gelirse bana şans yani. Gelirse tabii. Evet hukukun dallarına gelirim Kamu hukuku dallarına abi civa dayı diye kotla tamam mı? Civa dayı diye kokla. Kotla kalsın. Kotla kalsın kokla diyorum ben de. Tamam mı? Ceza hukuku, idari hukuku, vergi hukuku, anayasa hukuku, yargılama hukuku, devletler genel hukuku, icra ve iflas hukuku. Kotla kalsın. Özel hukuk, medeni hukuk, borçlar hukuku, ticaret hukuku, devletler özel hukuku. Özellikle buradan gere bilmen gereken ne? Medeni hukuk. Özellikle soru gelir. Medeni hukuktan banko sorun var. O kadarını söyleyeyim sana. Bankonun bankosu hatta. Löp diye sorun var medeni hukuktan. Ben sana söyleyeyim. Medeni hukukun hatlarına bakın. Şahıs hukuk, eşya hukuk, miras hukuk, aile hukuk. Bak akrosti jap, şema diye kodla. Bu kadar. Bunları bil abi. Bunları bil. Bak sana sınavda çıkar. Özellikle özel hukuka dikkat et çiçeğim. Özellikle özel hukuka dikkat et. Tamam mı? Hadi bakın. Anayasa hukuku devletin temel hukukudur arkadaşlar. Yani devletin işleyişini düzenleyen hukuktur. Şeklini, yapısını falan filan. Ceza hukuku arkadaşlar işte suç işleyen kişilere verilecek ceza ve ceza türleriyle ilgilenir. Türk ceza hukukunda unutma idam yok, kısas yok, sürgün yok. Genel müsaadele yok kardeşim ya. Tamam mı? Ceza sorumluluğu şahsidir abi unutma. Ceza hukukunda örf, adet, Kurallarına yer verilemez. Bu da bizim için önemli yavrum. Anladın mı? Anladın. Hadi devam. Ümanizm kişiye ceza verilmesinin amacı onu terbiye edip yeniden topluma kazandırmaktır. Masumiyet karinesi suçluluğu mahkeme kararıyla ispatlanıncaya kadar hiç kimse suçlu değildir. Kanuni hakimi güvencesi, hiç kimse kanunen tabi olduğu mahkeme dışında başka bir merci önüne çıkarılamaz. Bu üç kavramdan şu masumiyet karinesiyle kanuni hakim güvencesini bil. Bil. Tamam mı? Ben masumum hakim bey diyor ya bazen de ben hakimim masum bey diyor ya öyle anladın mı? Ceza ehliyeti dediğimiz şey suç işlediğinde yaptığın eylemi yani o suçun suç olduğunu biliyor mu? Yani sonuçlarına katlanabiliyor mu? Tamam mı? Ceza ehliyetin var mı? 0-12 yaş arasındaki çocukların ceza ehliyeti yok gençlik. O zaman ceza ehliyeti 12 yaşının doldurulmasıyla başlar çiçeğe. Anladın mı? Ha? Akıl sağlığı bozukların hiç ceza ehliyeti yok. Yaşı kaç olursa olsun. O zaman ceza ehliyeti neyle ilgiliymiş? 1. Yaş. 2. Akıl sağlığı. Ayırt etme gücü. Bu kadar. Tamam mı arkadaşlar? Sağır ve dilsizlerin ceza ehliyetine normal bireylere göre artı 3 ekleyeceksiniz. Yani 12 yaşından normal bireylerde ceza ehliyeti başlıyorsa sağır ve dilsizlerde 15 yaşında başlıyor. 18 yaşında normal bireylerde ceza tamsa sağır ve dilsizlerde 21 yaşında. Bu kadar, bu kadar, bu kadar. Net, hadi devam. Medeni hukuka gelelim. Medeni hukuktan soru bekliyorum, soru bekliyorum, soru bekliyorum. Net. Peki medeni hukukun bölümleri neydi? Şahıs, eşya, miras, aile. Kişi hukukuyla başlıyoruz arkadaşlar. Zaten bu aile, miras, eşya bunları detaylandırma. Tamam belli başlı şeyler var söyleyeceğim sana. Arkadaşlar Türk medeni hukukuna göre kişi ikiye ayrılır. Gerçek kişi tüzel kişi. Gerçek kişi tüm bireylerdir. Yani hepimiz birer gerçek kişiyiz arkadaşlar. Tüzel kişi de kişi ya da mal topluluklardır. Belli bir amacı gerçekleştirmek için. İşte dernek, vakıf falan filan. Tamam mı? O bunlar. Evet. Gerçek kişilik nasıl başlar ve nasıl, nasıl biter? Gerçek kişilik tam ve sağ doğumla başlar arkadaşlar. Tamam Nasıl biter? Ölüm, ölüm karinesi, gayiplik gibi ya da birlik ölüm karinesi gibi durumlarla biter. Arkadaşlar ölüm karinesi ölümüne kesin gözle bakılacak durumda olan ve kendisinden haber alınamayan kişiler hakkında düzenlenir. Ölüm karinesinde süre aranmaz. Ölüm karinesini düzenlettiren kişi de mahalin en büyük mülki amelidir. Gayiplik kararlarını ise mahkeme verir arkadaşlar. Gayiplik adı üstüne gaybolmaktır tamam mı? İki durumda gayiplik olur. Birincisi arkadaşlar ölüm tehlikesi içerisinde kayboldunuz. Yani ölümünüze Muhtemel gözle bakılıyor tamam ama netlik yok haberiniz olsun. Bu durumlarda gayiplik kararlar bir yıl içinde mahkeme tarafından veriliyor. Bir diğeri de arkadaşlar kendisinden uzun süre haber alınamayan kişi için 5 yıl içerisinde gayiplik kararı verir Yani birincisine bir yıl ikincisine beş yıl beklenilmesi gerekiyor haberiniz olsun. Gayetlik kararları kararlar tekrar söylüyorum. Hukuk düzenleyişidir yani mahkeme kararlarıdır. Ve arkadaşlar gayip ilan edilen kişinin evliliği sona ermez. Ekstradan bir daha boşanma davası açılması gerekiyor. Yani ya da hakime bildirilmesi gerekiyor. Neyse yani ben o kadarını detaylı bilmiyorum. Sen de bilme yani. Hadi devam. Evet gayiplik kararının istenebilmesi için ölüm tehlikesi. Bak o zaman neydi? Bir yılda arkadaşlar. Bir yıl içinde, tam bir yıl dolduktan sonra yani içinde demeyelim de bir yıl bekleniyor sonra gayiplik kararı veriliyor. Hadi bakayım. Tüzel kişilik arkadaşlar belli bir amacı gerçekleştirmek için örgütlenmiş olan kişi ya da mal topluluklarıdır. Tüzel kişiler işte dernekler, şirketler, TRT, il özel idaresi. Belediyeler, vakıflar falan filan çeşitli tüzel kişilikler vardır. Burada esas ÖSYM'nin sevdiği hep dernekler arkadaşlar. Dernekler kişi topluluğudur ve en az 7 gerçek kişi tarafından ya da tüzel kişi tarafından bir araya gelinerek dernek kurulur arkadaşlar. Tamam mı? Haberiniz olsun. Derneklerde gelir getirme amacı güdülmez. Hadi bakalım. Evet Kazanç paylaşım amacı gütmeyen ve en az 7 gerçek ya da tüzel kişinin bir araya gelmesiyle kurulabilen tüzel kişilik hangisiydi? Şimdi okuduk. Baba neydi bu? Derneklerdi. Aşağıdaki tüzel kişiliklerden hangisi? Kişi topluluğu olmayıp mal topluluğu şeklinde örgütlenmiştir. Vakıflar arkadaşlar. Birer mal topluluğudur. Haberiniz olsun. Hadi bakayım. Devam. Gerçek kişilerde hak ehliyeti kişinin hakları ve borçlara sahip olabilmesidir. Sağ ve tam doğma şartıyla ana rahmine düşmeyle kazanılır gerçek kişilerde hak ehliyeti nasıl kazanılırmış arkadaşım? Sağ ve tam doğma şartıyla ana rahmine düşmeyle. Bak burası önemli. Burası önemli çiçeğim. Geneldir, pasiftir, süreklidir arkadaşlar. Tamam mı? Dikkat edin nasıl başladığını bilin burada. Fiil ehliyetine gelince kişinin kendi fiilleriyle haklar edinebilmesi ve borçlar altına girebilmesidir. Yani yapmak etmek gibi değerlendirin. Fiil ehliyetine sahip olabilmek için belli şartlara sahip olmak gerekir. Öyle herkesin fiil ehliyeti yok kardeş. Tamam? Mı? Belli şartları yerine getirmen gerekiyor. Bak bakayım hangi şartlarmış? Önce bir soru geldi. Aşağıdakilerden hangisi kişinin bizzat hareket ederek kendi fiilleriyle haklar kazanabilme ve borç altına girebilme iktidarını ifade eder? Direkt fiil ehliyet arkadaşlar. Yapmak, etmek durumlarını görürseniz direkt fiil ehliyetini yapıştırın geçin. Tamam mı çiçeğim? Tamam hadi devam. Fiil ehliyetinin şartları nelermiş? 3 tane şartı var. Bakın reşit olmak, ayırt etme gücüne sahip olmak ve kısıtlı olmamak arkadaşlar. Yani mahcur olmamak. Reşit olmak, olağan reşitlik yaşı 18 yaşını doldurmuş olmaktır arkadaşlar. Tamam Ona dikkat edin. Hadi bakalım. Nasıl ergin oluyormuş? Bakalım. Yaş yani olağan erginlikle belli bir yaşı doldurmak arkadaşlar. Yani 18 yaşını doldurmak evlenmeyle de arkadaşlar reşit olunabiliyor. Olağan evlilik yaşı 17 yaşını doldurmaktır. Olağanüstü evlilik yaşı ise 16 yaşını doldurmuş olmaktır. Mahkeme kararıyla da arkadaşlar reşit olunabiliyor ama burada 15 yaş istiyoruz. Haberiniz olsun. Yalnız mahkeme kararıyla reşit olduktan sonra lan ben nasıl olsa reşit oldum hadi gideyim evleneyim diyemezsiniz evlenmek için en alt limit yaşın 16 yaşını doldurmuş olmaktır. Unutma çiçeğim unutma tamam mı yavrum hadi devam. Kısıtlılık sebeplerini görüyorsunuz. Akıl hastalığı, akıl zayıflığı, savurganlık, bağımlılık, kötü yaşama tarzı, kötü yönetim, özgürlük, kısıtlayıcı ceza vesaire. İşte ağır hastalık falan filan. Arkadaşlar mahkeme tarafından kısıtlılık kararı verilir unutmayın. Kısıtlanan kişinin işlerini görmesi için ona atanan kişiye de vasi denir. Vasi denir ve kısıtlanan kişi vesayet altına alınır. Tamam mı yavrum? Tamam. Heh. Hısımlık son yıllarda ÖSYM'nin arkadaşlar favori sorularından biridir. Doğumla kazanılan hısımlık, evlenmeyle kazanılan hısımlık ve evlat edinmeyle oluşan hısımlık. Özellikle birinci şık hep soru olarak gelir haberiniz olsun doğumla kazanılan hısımla kan soy hısımlığı denir. Şu ortadaki sizsiniz arkadaşlar. Sizden doğanlar alt soyunuzdur. Sizi doğuranlar üst soyunuzdur. Ve diğerleri yan soydur. Sizi kim dünyaya getirdi? Ananız babanız. O zaman ana baba kişi için üst soydur ve birinci derecedendir. E çocukları sen dünyaya getireceksin. Belki evlisin belki değilsin bilmiyorum. Çocukların senden olduğu için senin alt soyundur ve birinci derecedir. Tamam mı? Ana baba birinci derece, çocuklar birinci derece. Başka birinci derece yok kan bağısımlığında. Kardeşin senin ikinci derece yan soyun. Amca, teyze, hala falan filan onlar üçüncü derece yan soyun. kuzenleri ise dördüncü derece yan soyundur tamam mı? Ama yeğenlerin üçüncü derece yan soyundur. Yani kardeşin ikidir, kardeşin çocuğu üçtür yavrum yani tamam mı? Alt soy, üst soy. Kardeş tamam mı? Ama diyelim ki... Kardeşinle geldiğin köklerden biri farklı. Yani ana bir baba ayrı ya da baba bir ana ayrı. O zaman yarım kan olur. Tamam mı? Mesela söyleyeyim. Ayşe ile baba bir kız kardeşi Fatma arasında hısımlık derecesi. ikinci derecedendir evet. Yan soydur evet ama yarım kandır. Niye? Baba bir ana ayrı olduğu için. Tamam mı? Tam tersi de olur. İşte ana bir baba ayrı da fark etmiyor arkadaşlar. Yani geldiği köklerden biri farklıysa yarım kan olur. Aynıysa tam kandır. Tamam ya bu böyledir. Net. Tamam mı? Net hadi bakalım. Evlenme yani kayın bir kişinin eşinin aralığı olan hısımlığıdır. Evlilik sona erse bile üst soy kayın hısımlığı devam eder arkadaşlar. Kişinin eşinin annesi ve bası, babası, yine kişinin birinci dereceden üst soy kayın ısımıdır. Kişinin eşinin kardeşi yine kişinin ikinci dereceden yan soy kayın ısımıdır. Kişinin eşinin amca, sağlası, teyzesi, dayısı yine kişinin üçüncü dereceden yan soy kayın ısımıdır. Yani burada dikkat edin arkadaşlar. Eşinizin annesi, babası, işte kardeşleri, yeğenleri, dayısı, teyzesiyle yeni bir hısımlık oluşturuyorsunuz. Burada dikkat edin. Evlenmeyle oluşan hısımlıkta kan hısımlığı yoktur. Kayın hısımlığı vardır. Bu kadar net. Tamam mı? Hadi bakın. Mesela soru gelmiş. Ayşe ile kocası Ali'nin erkek kardeşi Mehmet arasında hısımlığın türü hangisi? Ayşe ile kocası Ali'nin erkek kardeşi. Bak kardeşi yakaladın mı çiçeğim yakaladın. Kardeş her zaman ikidir. Tamam mı? E Ayşe ile soruyor. O zaman Ayşe'nin kocasının kardeşiyle arasında ısımlığı soruyor. E kardeş her zaman ikiydi. Dolayısıyla burada kayın ısımlığı var ve yan soy arkadaşlar. Bu kadar net. İkinci dereceden yarım kan değil. Yarım kan değil. Çünkü evlilik var. İkinci dereceden ne olacak? Kayın ısımlığı, yan soy ısımlığı olacak arkadaşlar. Tamam mı? Net bu cevap Denizli'dir. Tekrar söylüyorum evlilik oluşan ısınlıkta kan demeyeceksiniz kayın diyeceksiniz. Anlaştık mı yavrum anlaştık hadi devam. Velayet nedir? Anne ve babanın kural olarak küçüklerin istisna olarak da kısıtların bakım ve korunmalarının sağlanması için sahip oldukları görev, yetki ve hakların tamamına velayet denir. Velayet 18 yaşın doldurulmasıyla kendiliğinden kalkar. Tamam mı? Henüz ergin olmamış veya ergin olmakla beraber kısıtlanmış çocukların üzerinde medeni kanun tarafından ana ve babaya tanınan hakka ne deniyor? Velayet deniyor arkadaşlar. Net bu böyle yani. Hadi bakalım. Borçlar hukuku arkadaşlar. Borçlar hukukunun ilkeleri bakın şurada gördükleriniz. İlkelerinden ben soru gelir mi bilemiyorum ama borç ilişkisi başlatan durumları soru olarak bekliyorum. Hukuki işlemler yani sözleşmeler, haksız fiiller, sebepsiz zenginleşmeler, borç ilişkisi başlatan durumlardır arkadaşlar. Bu üçüne dikkat edin. Tamam borçlar hukukunun ilkeleri de bunlar. Borçlar hukukunu unutmayın arkadaşlar. Mutlaklık olmaz, nisbilik olur. Yani sen birilerine borçlanmışsındır ya da sen birilerinden alacaklısındır. Bu herkesi ilgilendirmez. Tamam mı arkadaşlar? Bunu bilmenizi istiyorum. Evet yine bir sınav sorusuydu. Borçlar hukukuna göre yukarıdakilerden hangileri borcun kaynaklarıdır? Sebepsiz zenginleşme, haksız fiil ve sözleşme. Yani cevabımız üçü de doğru. Tamam mı? Ha, aynen devam. Borcu sona erdiren durumlara bakıyoruz. İfa, ibra, tecdit, birleşme, kusursuz imkansızlık, takas, zaman aşımı. Zaman aşımı borcu sona erdirmez. Bunu özellikle söyleyeyim zaman aşımı saydık ama soru işareti koyduk bakın arkadaşlar. Zaman aşımı borcu sona erdirmez. Eksik borç durumuna düşürür. Tamam mı yavrum? Ölüm borcu sona erdirmez. Tamam mı? Eğer reddi miras davası yapmazsanız o ayrı dava. Evet. Borcun sorumluluğu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Arkadaşlar kişi borcuna mal varlığı ile sorumludur. Kişi varlığı yani şahıs varlığı sorumluluğu yoktur borçlar hukukunda. Net cevabımız E şıkkıdır. Borçlu şahıs varlığı ile sorumlu tutulamaz. Mal varlığı ile sorumlu tutulur. Diğer şıklar okumadım. Gerek de yok. Çıkmış bir sınav soru. Zaten bilgimiz var. Kişi borcuna mal varlığı ile sorumludur. Net bu böyledir. Hak kavramı arkadaşlar. Evet. Hukuk tarafından kişilere verilen menfaatlere biz hak diyoruz. Bir Türk atasözü ne diyor? Hak yiyen, hak yiyen Gerisini siz ya söyleyin, şimdi söyleyip ağzımı bozmak istemiyorum, ağzımı bozmak istemiyorum. Hakların kazanılmasına geçerli ilke iyi niyettir arkadaşlar. Kişinin hak kazanmasına ilişkin engel veya noksanlığın farkında olmamasıdır. Mutlak haklar arkadaşlar önemli bence. Herkese karşı ileri sürebildiğimiz bize her türlü en geniş yetki veren haklarımızdır. Belli başlı mutlak haklarımız da bunlardır arkadaşlar. İşte velayet, vesayet, intifa, telif, aynı hak, mülkiyet haklı, yaşama hakkı. Tamam yani bunlar bizim için belli başlı haklardır. Hadi bakalım devam. Bir kimsenin durumunun gereklerine göre kendisinden beklenen özeni göstermesine rağmen bir hakkın kazanılmasına veya hukuki sonucun doğmasına ilişkin engelin farkında olmaması İyi niyet kuralıdır arkadaşlar. Net bu sınav sorusu zaten. Şunu ÖSYM görmesinler logoyu. Anladın mı yavrum? İyi niyet kuralıdır. Yani sen iyi niyetlisin. Bir hakkı kazanırken bir problem var ama farkında değilsin. İyi niyet kuralı arkadaşlar. Net bu böyledir. Hadi bakalım. Hakların kazanılması veya kaybedilmesi durumları hukuki olay, hukuki fiil, hukuki işlem. Hukuki olay arkadaşlar, hukukun kendisine bir sonuç bağladığı irade dışı olaylardır. Doğum, ölüm falan filan gibi. Hukuki fiil ise kendi farkında olarak yaptığımız davranışlardır arkadaşlar. İşte miras hakkı falan filan gibi. Hukuki işlem sözleşmelerdir zaten bunu konuşmuştuk. Arkadaşlar hakların kullanılması ve borçların yerine getirilmesinde önemli ilke ise objektif niyet yani dürüstlüktür. Bunu da bilmenizi istiyorum tamam mı? Kişi hakkını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kuralına uymak zorundadır çiçeğim. Net bu böyledir. Hadi bakalım. Hakların korunması iki şekilde olur. Devlet eliyle kişi tarafından. Devlet eliyle korunmayla uğraşmayın gençlik. Kendi kendimize hakkımızı nasıl koruyoruz onlara bakalım. Hadi bakalım. Meşru müdafaa bir kimsenin kendisinin ve üçüncü bir kişinin şahsına veya malına yapılan ve hala devam eden hukuka arka bir saldırı önlemek için yaptığı orantılı karşı koyuştur arkadaşlar. Yani meşru müdafaa da haklı savunmada orantı ifadesine dikkat edin. Zaruret hali ise kişinin kendisini veya bir başkasının cana veya mala yönelen tehlikeden korumak için üçüncü bir kişinin mal zarar verilmesi ve ancak bu şekilde ondan kaçabilmesidir. Tamam Kuvvet kullanmada devlet yetkililerinin yardımı zamanında yetişemediğinde hak sahibi hakkını kaybetmemek veya kullanılmasının zorlaşmasını engellemek amacıyla kuvvet kullanabilir arkadaşlar. Dolayısıyla Tanımlarımız bu. Ama ben gelirse meşru müdafaa ya da zaruret halinden soru bekliyorum. İkisinden biri arkadaşlar. Tamam net bu böyledir. Evet bir otel işletmecisinin müşterisine kendisine bıraktığı eşya üzerine ödenmeyen otel ücreti nedeniyle alacağını güvence altına almak için hapis hakkına sahip olması nedir? Kişinin kendi hakkını kendi kendine kullanmasıdır. Yani kendi hakkını kendi gücüyle koruma mantığıdır. Net cevabımız C şıkkı arkadaşım. Hadi bakalım. Geldik anayasa devlet demokrasi. Yani hukuk kısmını toparladık geçtik arkadaşlar. Anayasa devlet demokrasi devlet toprak bütünlüğüne bağlı olarak örgütlenmiş millet topluluğunun oluşturduğu tüzel varlıktır. Devlet oluşturan 3 temel unsur millet, toprak ve iktidardır. Yani egemenliktir arkadaşlar. Türkiye yapısına göre üniter bir devlettir gençlik. Üniter devlet yani tekli devlet tek merkez, tek bayrak, tek hukuk kuralları, tek meclis, tek başkan, reis. Yok o, o değil. O başka bir şey. <laughs> Anladın mı? Her şeyin tek olmasıdır. Üniter devlet. Federal devlet ise eyaletimsi yapılar. Eyalet yapılarıdır arkadaşlar. İçlerinde serbest bölgeler, eyaletlerin falan olduğu bir devlet şeklidir. Haberiniz olsun. Belki bölge yok ama eyaletler net vardır. Federal devletlerde işte ABD, Almanya, Rusya, Kanada, İsviçre gibi. Hadi bakalım. Demokrasinin belli başlı şartları nelerdir? Seçim, siyasi parti, muhalefet etme özgürlüğü, temel hak ve hürriyetler, seçilmişlerin üstünlüğü. Tamam mı? Yani demokrasi olabilmesi için bunların olması şarttır. Bunlar bizde var biliyorsunuz. Doğrudan demokrasi arkadaşlar, kişinin ya da halkın kendi kendini yönetmesidir. Arada bir seçilmişler yoktur. Kararı halk alır ve halk uygular. Ülkemizde doğrudan demokrasinin işlediği tek yer köy derneğidir. Onu söyleyeyim. Yarı doğrudan demokrasilerde arkadaşlar halk kendi seçtiği üyelere belli başlı yetkileri devretmiştir ama hala güç halktadır haberiniz olsun. Dört tane temel aracı vardır. Yarı doğrudan demokrasinin halk teşebbüsü, halk vetosu, referandum yani halk oylaması ve temsilcileri nazi. Yeri gelmişlerini söyleyeyim. Türkiye temsili demokrasiyle yönetilen bir ülke olmasına rağmen yarı doğrudan demokrasinin bir aracı olan referandumu yani halk oylamasını günümüze kadar 7 kere kullanmıştır haberiniz olsun. Yani ülkemizde şu ana kadar 7 kez referandum yapıldı gençlik. Ama referandum yarı doğrudan demokrasilerde var bizde yok. Tamam haberiniz olsun. Temsili demokrasiyiz çünkü biz. Hükümet sistemleri meclis hükümeti 1920'li yıllarda işte Kurtuluş Savaşı yıllarında arkadaşlar güçler birliği esasına dayalı olarak 1920'de açılan Türkiye Büyük Net Meclisi'nin kullandığı Meclis hükümet sistemidir. Güçler birliğidir ve gücün toplandığı yer hangisidir? Yasamadır. Yani meclistir. Parlamenter sisteme biz 1961 anayasasıyla geçtik. Güçler ayrılığına dayanır. Yasama, yürütme, yargı birbirinden ayrıdır. Ve burada arkadaşlar yumuşak bir güç ayrılığı vardır. En son 2017 referandumuyla biz biz bunu bıraktık. 2018 seçimleriyle resmen biz Türk gibi cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtik arkadaşlar. Tamam mı? Yani şu anda biz parlamenter sistemi kullanmıyoruz. Şu anda biz... Türk tipi cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini kullanıyoruz. Yani soru çıkarsa bu şekilde. Başkanlık sistemi arkadaşlar ABD'de vardır. Sert kuvvetler ayrılığına dayanır. Yasama, yürütme, yargı tabi kesin çizgilerle birbirinden ayrılmıştır. Yürütme tek kişiden oluşur o da devlet başkanıdır. Başkanı halk seçer birbirlerini fesedemezler, görevden alamazlar. Yar başkanlık sistemi Fransa'da var arkadaşlar. Devlet başkanlığı yine yürütmenin başıdır. Başbakan da vardır yarı başkanlık sisteminde. Yürütme iki kanatlıdır. Fransa yarı başkanlık sistemini kullanan devlettir arkadaşlar. Tamam hadi bakalım. Anayasa çeşitlerine geldik. Yumuşak anayasa, çerçeve anayasa, sert anayasa, kazuistik anayasa. Yumuşak anayasa maddeleri değiştirebilir anayasadır. Örnek 1921 anayasası. Çerçeve anayasa ayrıntılara yer vermeyen anayasadır. Örnek teşkilat esası yani 1921 anayasası sert anayasa içeriğinde değiştirilemeyecek hükümler bulunan anayasadır. Bunun dışında anayasanın değiştirilmesi için referandum şartı da arar. Bu 1924 anayasası, 61 anayasası ve 80'lik ama en sert, en katı 82'dir arkadaşlar. Kazuistik düzenleyici anayasa detaylı, ayrıntılı her soruya cevap vermeye çalışan anayasadır. 24, 61 ve en kazuistik gene 82 anayasadır. Yani madde sayısı fazla her konuyu açıklamaya çalışan anayasa kazuistik anayasadır arkadaşlar. Tamam mı yavrum? Tamam hadi devam. Türk Anayasa Tarihi Senet ittifakla başlıyor. 2. Mahmut'la Ayanlar arasında yapılan bir sözleşme. Tanzimat fermanı arkadaşlar hukukun üstünlüğü unutmayın. Haklar beyannamesi, hakların devlet güvencesi altına alınması Abdülmecit döneminde. Islahat fermanında arkadaşlar yalnızca azınlıklara haklar veriyoruz. Gavura gavur demek yasaklanıyor. Onlar artık devlet memuru olabiliyorlar. ibadethane açıp işte tamir edebiliyorlar. Okul açabiliyorlar vesaire. Ama bunların hepsi sonuçta özellikle tanzimat ve ıslahat fermanları bir haklar beyannamesidir arkadaşlar. Türk anayasalarına geçtik. Kanun esası 1876 anayasasıdır. Yazılı ilk Türk anayasasıdır arkadaşlar. Halk ilk kez yönetime katılmıştır padişahın yanında. İlk kez parlamento yani meclis açılmıştır. Bu meclis mebuslar meclisi ve ayan meclisi olmak üzere iki ayrıdır arkadaşlar. Haberiniz olsun. Tamam mı? Kanun esası ile beraber çünkü meşrutiyet ilan edildi. 1921 Anayasası Teşkilat esasiye Yeni Türk Devleti'nin ilk anayasasıdır, milli egemenlik ilkesine yer veren ilk anayasadır, yumuşak nitelikli anayasadır, meclisin üstünlüğüne yer verir arkadaşlar. eksik kısımları var tabii ki onu kanuni esasıyla ile dolduruyor. 1923'te Cumhuriyet'in ilanı ile birlikte değişiklikler yapıldı. 1921 Anayasasına yapılan ilk değişiklik Cumhuriyet'in ilanıdır arkadaşlar. Bunu özellikle özellikle dikkat etmenizi istiyorum. 1921 Anayasası'nda yapılan ilk değişiklik tekrar söylüyorum. 1923'te Cumhuriyet'in ilanıdır. Net bunu unutmayın. 1924 Anayasası ilk sert ve kazuistik anayasamızdır. Çoğunlukçu demokrasi modelini öngörür. Değiştirilemeyecek maddelere yer verir. Kanun esası ve 1921 Anayasası'nı yürürlükten kaldırmıştır. Üzerine birçok değişiklik yapıldı. 1928'de devletin dini İslamdur maddesi anayasadan çıkarıldı. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili yemin şekli değişti. Kadınlara 1930, 33 ve 34'te sırasıyla siyah saklar verildi. Belediye, muhtarlık ve vekillik gibi. 37'de laiklik ve Atatürk'ün 6 ilkesi artık anayasaya girdi. 46'da ilk kez tek dereceli seçimler yapıldı. 1950'de ilk kez gizli oy, açık sayım ve döküm yapıldı. Belki anayasa değişikliği değildir ama yazdım buraya gene de. 1950 seçimlerini Demokrat Parti kazandı ve 1950 ile 60 arasında Demokrat Parti'nin iktidarı söz konusudur arkadaşlar. Tamam mı yavrum? Tamam, devam. 61 Anayasası 1960 askeri darbesi sonrasında darbe ile gelen bir anayasa halk oyuna sunuldu arkadaşlar referanduma sunuldu. Parlamenter hükümet sistemini benimsedi ve güçler ayrılığı esasını kabul etti 61 anayasası. İlk kez hukuk devleti, sosyal devlet, milli devlet gibi birçok ilkeye yer verdi arkadaşlar 61 anayasası. Şu ana kadar kullandığımız en iyi, en iyi özgürlükçü, insan haklarına yer veren, hukukun üstünlüğünü kabul eden anayasadır 61 anayasası. Hadi bakayım. 1961 Anayasası'nın Anayasa Mahkemesi kuruldu arkadaşlar. Yüksek mahkemeler oluşturuldu. İşte Yargıtay, Danıştay vesaire gibi çalışanlara yeni haklar verildi. Ekonomik ve sosyal haklara yer verildi. Anayasanın başlangıç hükümlerine yine yer verildi. 1982 Anayasası 12 Eylül 1980 askeri müdahalesinden sonra hazırlandı. Referandumla yürürlüğe girdi. 61'de olduğu gibi kuvvetler ayrılığına yer verdi. En sert ve en kazuistik anayasamızdır. Yasama Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne aittir. Yürütme Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu'na aitti ama günümüzde biliyorsunuz Bakanlar Kurulu artık yok. Yargı tabii ki bağımsız mahkemelerde. Çoğunlukçu demokrasi anlayışı vardır arkadaşlar. Baraj uygulaması var. Otorite hürriyet dengesini otoriteden yana bozmuştur. Siyasi partiler artık en az 20 milletvekili tarafından kurulmaya başlandı. Daha doğrusu siyasi parti grupları, partiler demeyeyim gruplar diyeyim. Yanlış anlaşılmasın. Tamam mı? Anayasada başlangıç hükümleri vardır arkadaşlar. Ama bizim için önemli değil. Burayla uğraşmayın işin açıkçası. Geçin hemen anayasanın değiştirilemez maddelerine. Birinci madde devletin şekli. ikinci madde cumhuriyetin nitelikleri. Üçüncü madde devletin bütünlüğü. işte resmi dil, bayrak, başkent gibi maddeler. Bunlar değiştirilemez arkadaşlar. Anayasanın ilk üç maddesi değiştirilemez. Değiştirilmesi teklif dahi edilemez. Baba. Devam. Aşağıdakilerden hangisi anayasanın işte dördüncü maddesi uyarınca değiştirilmesi ve değiştirilmesinin teklif edilmemesi, edilmesi yasaklanmış olan ilk üç maddesi içinde yer almamıştır diyor. Başkent Ankara'dır. Bayrağımız şekli ay yıldızı al bayraktır. İstiklal marşı devletin dili Türkçedir ama Latin harfler ne alaka arkadaşlar? İlk üç maddede Latin harflerinin ne işi var? Akıl var, mantık var değil mi arkadaşlar? Cumhuriyet'in nitelikleri var arkadaşlar 1980'lik anayasa. İşte insan haklarına saygılı devlet gibi onu geçin de şunu bilin arkadaşlar Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine bireysel başvuru hakkını 1987 yılında kabul etmiştir. Tamam mı? Vatandaşlarına vermiştir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu arada Avrupa Konseyi'ne bağlıdır arkadaşlar. Tamam mı? Atatürk milliyetçiliği biliyorsunuz subjektif bir milliyetçiliktir. Kendini Türk gören herkes Türk'tür mantığından hareket eder. Onu söyleyeyim. Hadi bakalım. Demokratik devlet ilk kez 1961 anayasamızda yer verildi. İşte seçim Siyasi partiler, seçme seçilme hakkı, bu arada seçme seçilme hakkı günümüzde 18 yaştır unutmayın. Siyasi faaliyetlerde serbestlik, eşitlik, gizli oy açık sayım ve döküm ilkesi, tek dereceli seçim, genel oy kadınlara seçme seçilme hakkının verilmesi ama unutmayın serbest oy diye bir şey yoktur arkadaşlar. Ne demek yani hocam? Şu yani seçim olduğunda ben ister gider oyumu kullanırım ister kullanmam yok arkadaşlar. Aslında 1982 anayasasına göre oy kullanmak yasal zorunluluktur. Anayasa diyor ha ben demiyorum. 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve seçilme hakkına sahiptir. Tabii sonradan vatandaşlığa geçenler de gençlik anladınız siz. Yani adam Türkiye'ye gelmiş. Türk vatandaşlığını aldığı zaman löp diye oy kullanabiliyor. Yani 18 yaşından büyükse. Ha anladın. Anladın sen olayı hadi bakayım. Seçimlerde kimler oy kullanamazmış? silah altındaki er ve erbaşlar, askeri öğrenciler, hükümlüler ama burada tabii ki kasti suçtan hüküm giyenler arkadaşlar. Çünkü taksirli suçtan hüküm giyenler oy kullanabilir. Kısıtlılar kullanamaz, akıl sağlığı bozuklar falan filan. Yabancılar kullanamaz. 18 yaşından küçükler kullanamaz. Tutuklular ve taksirli suçlardan hüküm giyenler oy kullanabilir arkadaşlar. Buna dikkat edin. Bilinmesi gerekenler seçimlerde temsilde adalet ve yönetimde istikrar anlayışı uygulanır. Eşit oy herkesin arkadaşlar bir oy hakkına sahip olmasıdır. Genel oy herkesin oy kullanabilmesidir. Hani bir mankenimizdi galiba benim oyumla işte ee, dağdaki çobanın oyu bir midir diye. Evet birdir arkadaşlar. Herkesin bir tek oy hakkı vardır. Sonra bir tane sabah programında bir şahıs çıktı. Adını biliyorsunuz. İşte Z kuşağı oy kullanmasın diye. Herkes oy kullanabilir arkadaşlar. Herkesin bir tane oyu var. Bu eşit ok. Tamam mı? Genel oy herkesin oy kullanabilmesi. Yani ırk. Tamam mı? Cinsiyet farkı gözetilmek gözetilmeksizin Türk vatandaşı olan herkes oy kullanabilir. Tek dereceli seçim vardır arkadaşlar ülkemizde ve seçimler yargısal denetimde. Yani Yüksek Seçim Kurulu'nun denetiminde yapılır. Hadi bakayım. Yüksek Seçim Kurulu'nun özelliklerini görüyorsunuz arkadaşlar. 61 Anayasası'yla kuruldu. Aslında 1950'de kuruldu da 61 Anayasası'na ilk kez yer verildi. 7 asıl 4 yedek üyeden oluşur. Üyelerini Yargıtay ve Danıştay seçer arkadaşlar. Seçimler ilişkin başvuru, şikayet ve itirazları inceler. Seçim tutanaklarını kabul eder. Seçimleri düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğünü sağlar. Kararlarına karşı yargı yolu kapalıdır. Net. Yani onun verdiği kararı başka yere götüremez. Evet yüksek seçim kurulu ile ilgili bir sorumuz var. Anayasanın yasama başlığı altında düzenlenen 7 asıl 4 yedek üyeden oluşur. Üyelerini yargıtay ve danıştay seçer. Kararlarına karşı anayasa mahkemesine itiraz edemezsiniz. Net. Tamam mı? Yani e, Yüksek Seçim Kurulu'nun kararlarına karşı yargı yolu kapalıdır. Bunu az önce söyledim zaten. Hadi devam. Sosyal devlet ilkesi ilk kez anayasamızda 61 anayasasına yer aldı arkadaşlar. Vatandaşların insan haysiyetine yakışan bir hayat sürmesi için devletin gerekli tedbirleri almasıdır. Sosyal devlet ilkesi. Sosyal güvenliği sağlar devlet. İşsizliği önler, istihdamı arttırır, fırsat eşitliğini sağlar. Milli geliri adaletli bir şekilde dağıtır. Ama kim? sosyal devletlerde anladın sen. Ücrette adalet sağlanır ama nerede? Sosyal devletlerde. Bağırttırma ben. Beni malamat etme. Beni malamat etme. Devam. Laik devlet arkadaşlar. Tabi yani din vicdan düşünce özgürlüğüdür. İnanç özgürlüğüdür. İbadet hürriyetidir. Din işlerinin devlet işleriyle ayrıştırılmasıdır. Resmi bir dinin olması, olmamasıdır devletin vesaire. Tamam Hukuk devlet hukukun üstünlüğüdür arkadaşlar. Yargı bağımsızlığıdır. Kanuni hakim güvencesidir. Masumiyet karinesidir. Suç ve cezada kanuniliktir. Hakların koruma altına almış olmasıdır vesaire. Tamam mı? Kanunların anayasa uygun olması, idari faaliyetlerin belirli olması, idarenin mali sorumluluğunun olmasıdır. Hukuk devleti ilk kez 61 anayasamıza yer almıştır. Siyasi partilere gelelim. Önceden izin alınmadan kurulurlar. En az 30 Türk vatandaşı siyasi parti kurabilir. Parti üyesi olabilmek için 18 yaşını doldurmuş olmak gerekir. Kimler siyasi partilere üye olamaz arkadaşlar? Tabi görevlerinden çekilmeden. Yani çekilirler ayrı dava. Tamam mı? Yüksek öğretim elemanlarının siyasi partilere üye olmaları kanunla düzenlenir arkadaşlar. Yüksek öğretim öğrencileri siyasi partilere üye olabilmeleri için esaslar yine kanunla düzenlenir. Tamam mı? Şurada kimler partiye üye olamaz dedik. Unutmayın işçiler olabilir ama İşçi niteliği taşımayan diğer kamu görevleri siyasi partilere üye olamaz arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Hadi bakalım. Siyasi partilerin gelirleri şurada. Bakın arkadaşlar. İşte devlet tarafından yapılan hazine yardımları ki burada önemli. Hazine yardım alabilmesi için son yapılan genel seçimlerde %3 ya da daha fazla oy almış olması gerekiyor siyasi partinin. Haberin olsun. Ticari faaliyette bulunamaz siyasi partiler. Eğer esaslara uymazlarsa yani anayasaya aykırı hareket ederlerse arkadaşlar o zaman anayasa mahkemesinin kararıyla kapatılırlar. Ama davayı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı açar haberiniz olsun. Tamam mı? Siyasi partilerin kapatma davasını Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı anayasa mahkemesine açıyor. Anayasa mahkemesi kapatabilir ya da çeşitli cezalar verebiliyor. İşte mali yardımdan men etme falan filan gibi tamam mı? Temelli kapatılan bir siyasi parti başka bir adla kurulamaz arkadaşlar. Siyasi partiler yabancı devletlerden, uluslararası kuruluşlardan maddi yardım alamazlar. Terör eylemlerine mahkum olanlar siyasi partiye üye olamazlar. Tamam mı? Partisi kapatılan bir milletvekili 5 yıl boyunca, 5 yıl boyunca başka bir siyasi partiye üye olamaz ama milletvekilliği sona ermez. Milletvekili devam eder. Haberin olsun. Hadi bakayım devam. Aşağıdakilerden hangisi siyasi partilerin gelir kaynaklarından biri değildir? Bakalım abi. Parti üyelerinden alınan giriş ve üyelik aidatları olur. Parti milletvekillerinden alınan milletvekili aidatı olur. Devletçe yapılan yardımlar olur. Ama siyasi partiler ne yapamazdı? Ticari faaliyetlerde bulunamazlardı. Gençlik, tamam mı yavrum? Ha. 1982 Anayasası'na göre bir siyasi partinin kapatılmasını aşağıdakilerden hangisi karar verir? Anayasa Mahkemesi. Ama davayı kim açardı? Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı. Tamam mı çiçeğim? Tamam. Soru. Günümüzde yani şu gün itibariyle görev yapan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'nın adı nedir? Evet videomuzun altında yorum kısmına bekliyorum. Hadi bakalım. Temel haklar ve hürriyetlere geldik. Kişinin haklarıyla başlıyoruz. İşte zorla çalıştırma yasağı, kişi dokunulmazlığı, maddi ve manevi bütünlük, kişi hürriyeti, özel hayatın gizliliği, din vicdan hürriyeti, mülkiyet hakkı, basın hürriyeti gibi arkadaşlar burada dikkat etmen gereken şey ne? Dernek kurma hürriyeti bir kişi hakkıdır arkadaşlar. Ayrıca kanuni hakim güvencesi İspat hakkı da yine kişi hakları içerisinde yer alır. Hocam bunların hepsini ezberleyeyim mi? Ezberlemeye gerek yok çiçeğim. Şöyle bir kere bak sınava girmeden bir kere bak yeter. Ezberleme yani gereği yok. S sosyal ve ekonomik haklara geldik arkadaşlar. Ailenin korunması, çocuk hakları, eğitim, öğretim hakkı, kıyılardan yararlanma, toprak mülkiyeti, kamulaştırma, devletleştirme, özelleştirme, çalışma hakkı, dinlenme hakkı, sendika bakın arkadaşlar. Çalışanların haklarını kurmak için, korumak için sendikalar kurulur toplu iş sözleşmesi hakkı, grev ve lockout hakkı gibi birçok sosyal ve ekonomik hakkımız var. Burada dikkat edin. Devlet memurları sendikalara üye olabilir. İsterlerse birden fazla sendikaya da üye olabilirler arkadaşlar. Gelelim siyasi haklar ve ödevlere. Türk vatandaşı önemlidir. Sorular gelir. Mal bildirimi 5 yılda bir yapılır. Devlet memurlarına zorunludur arkadaşlar. 5 yılda bir yapılır tamam mı? Siyasi partiler kurma ve siyasi partiler üye olmadığı yine Nedir? Siyasi haklardır arkadaşlar. Temel haklar, hürriyetler savaş, seferberlik ve olağanüstü hallerde uluslararası hukuk ihlal edilmemek kaydıyla durumun gerektiği ölçüde temel hak ve hürriyetlerin kullanılması kısmen veya tamamen durdurulabilir. Ama hiçbir durumda durdurulamayan çekirdek haklarımız vardır. Yaşama hakkı, maddi ve manevi bütünlük, din, vicdan, düşünce ve kanaat hürriyeti, suç ve cezaların geçmişe yürüyememesi ve masumiyet kareinesi. Bunlar sert çekirdek haklarımızdır arkadaşlar. Tamam mı yavrum? Tamam. Devam o zaman. Bilinmesi gerekenler. Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk'tür. Evet çiçeğim. Türk babanın veya Türk ananın çocuğu Türk'tür. Ve değil ha, veya dikkat et buna, veya. Vatandaşlık kanunla kazanılır ve kanunla kaybedilir. Nüfus kayıtları, nüfus cüzdanı, pasaport ve pasavan Türk vatandaşlığının ispatlanmasında kullanılır. Vatandaşlıktan çıkarma ile ilgili yargı yolu açıklık kapatılamaz. Kamu hizmetine girenler 5 yılda bir mal bildirimi yapmak zorundadır. 5 yılda bir mal bildirimi adamı delirtme devam. 1982 Anayasası'na göre Türk vatandaşlığı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır bakalım abi. Türk devletinin vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türktür. Evet baba. Türk babanın veya Türk ananın çocuğu Türktür. Evet baba. Hiçbir Türk vatana bağlılıkla bağdaşmayan bir eyleme bulunmaya vatandaşlıktan çıkarılamaz. Evet baba. Vatandaşlıktan çıkarma ile ilgili karar ve işlemlere karşı yargı yolu kapalıdır. Hoppala yarim yaz geldi. Çarşıya kiraz geldi. Ne alakası var? Yargı yolu açıktır arkadaşlar. Vatandaşlıktan çıkarma ile ilgili davalara idari yargı bakar. Tamam mı? Net cevap çıktı zaten. Evet. Kamu baş denetçisi arkadaşlar. 2010 anayasa değişikliğiyle faaliyete geçti. Kamu baş denetçisini Türkiye Büyük Millet Meclisi genel kurulu seçer. Şu andaki kamu baş denetçisi adını pek duymasak bile Şeref Malkoç. Valla değişip değişmediğini de bilmiyorum arkadaşlar. Yani çünkü çok pasif. Hiç duymuyorum bile yani. Değiştiyse bunu bilenler altına yazsınlar. Hocam değişir şu geldi desin. Ama benim bildiğim Şeref Malkoç. Kamu kurumlarının, idarenin her türlü eylem ve işlemleriyle tutum ve davranışlarını insan haklarını dayalı adalet anlayışı içinde hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve önerilerde bulunmakla görevlidir arkadaşlar. Kamu baş denetçiliği nereye bağlıdır derse Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bağlıdır. Tamam mı yavrum? Yasamaya geldik arkadaşlar. Yasama deyince aklınıza meclis gelecek. 600 milletvekilimiz var biliyorsunuz en son değişikliklerle beraber. Arkadaşlar 1982 Anayasasına diye gelirse soru yani 1982 Anayasasına göre diye gelirse cevabımız her zaman son durumdur unutmayın. Eskiye gitme. Hani 1982 Anayasasına göre meclis üye tam sayısı kaçtır? 600 vekil bitti. Yasama dönemi 5 yıldır yani iki seçim arası dönemdir. 2 seçim arası dönem. Yani 2018'de seçimler yapıldı. 2023'te yapılacak. Bu iki seçim arası döneme yasama dönemi denir. Yasama döneminde yani 2 seçim arası dönemde ne yapılmaz? Ne yapılmaz arkadaşlar? Ne yapılmaz hocam? Evlenilmez. Şaka tabii ki. Arkadaşlar yasama yılı 1 yıldır. Yasama yılı 1 Ekim'de başlar. Erken seçim tabii yasama dönemi kısaltır arkadaşlar. Erken seçim kararlarını Cumhurbaşkanı ya da Türkiye Büyük Millet Meclisi alabilir. Tamam mı? Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri zaten 5 yılda bir yapılır. Cumhurbaşkanlığı seçimleri de yine. Siyasi partiler unutmayın arkadaşlar. %7 barajını geçerlerse artık %7'dir. Lütfen dikkat edin %7. Sınavda bekliyorum bunu. Net gelir bu yani. %7 barajını geçerlerse mecliste temsil edilebilirler. Tamam mı? Peki meclis nasıl erken seçim kararı alır? Üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğuyla. Bir şey daha var burada. Bunu da bilmenizi istiyorum. Sadece savaş sebebiyle seçimler her defasında bir yıl... Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından geriye bırakılır. Yani seçimler yapılmaz arkadaşlar. Savaş sebebiyle bir yıl unutma tamam ha. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yetki ve görevlerini bilin arkadaşlar. Sınavda gelir bekliyorum. Kanun koymak, değiştirmek, kaldırmak, savaş ilan etmek, para basılmasına karar vermek, uluslararası anlaşmaları uygun bulmak, onaylamak değil onaylayan Cumhurbaşkanı'dır haberiniz olsun. Yani Birçok yetki ve görevi var. Bunlar arkadaşlar ekran görüntüsü alırsınız bakarsınız. Tek tek burada okumak istemiyorum. Haberiniz olsun. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin anayasada sayılan görevi yetkilerinden değildir? Para basmak, kanun çıkarmak, anayasa mahkemesi başkanını seçmek değil. Anayasa mahkemesini üye seçer ama anayasa mahkemesinin başkanını kendi üyeleri kendi işlerinden seçer. 1982 anayasasına göre Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Kural olarak 5 yılda bir yapılır. Doğru. Savaş sebebiyle seçimler 1 yıl geriye bırakılabilir. Doğru. Bir kişinin 3 dönemden fazla milletvekili seçilmesi mümkün değildir. Töbe 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 töbe. Nasıl lan nasıl? Milletvekili seçilir adam. Oy verirse halk seçilir baba. 3'ü de 4'ü de 5'ü de seçilir. Ne olucuymuş? Yani. Kesinlikle öyle bir şey yok ya. Yani. Devam. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ara vermesi ve tatili. Türkiye Büyük Millet Meclisi her yıl, her yıl Ekim ayının ilk günü kendiliğinden toplanır. Tamam mı? 1 Ekim. Bir ekim hangi güne gelirse gelsin bir ekim bir ekimdir abi. O gün meclis toplanır. Türkiye Büyük Millet Meclisi bir yasama yılında meclis genel kurulu kararı ile 15 günü geçmemek kaydıyla ara verebilir. Evet, en fazla da 3 ay tatil yapar arkadaşlar. Tatil ve ara verme dönemlerinde meclisi doğrudan toplantıya çağıranlar Cumhurbaşkanı ya da Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanıdır. Dolaylı olarak da milletvekilleri çağırabilir üye tam sayısının 5'te 1'i kadar milletvekili. Tamam mı yavrum? Tamam. Hadi bakayım. Devam. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bilgi ve denetim yolları bunlar. Ben arkadaşlar burada ayrıntıya girmiyorum biliyorsunuz. Ben bunlardan soru geleceğini düşünmüyorum. Sadece sözlü soru ve gen soru yok artık kaldırıldı. Bunların adını bilin. Detayına girmeyin gençler. Yani yazılı soru nedir falan geç. Meclis görüşmesi nedir falan filan geç bunlarla. Genel görüşme geç. Uğraşma uğraşma geç geç geç. Ağabey. Geç. 1980'lik anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bilgi edinme ve denetim yollarından değildir? Gen soru çünkü kaldırıldı arkadaşlar. Az önce söyledim zaten. Net yok artık. Bunları bil. Neyleri bileyim? Cumhurbaşkanı, bakanlar ve cumhurbaşkanı yardımcıları meclis oturumlarını oy kullanamaz. Tamam bunu bileyim. Türkiye Büyük Millet Meclisi yapacağı seçimler dahil bütün işlerinde üye tam sayısının üçte biriyle toplanır. En az 200 ile toplanır. Bu toplantı yeter sayısıdır arkadaşlar. Ama karar yeter sayısı üye tam sayısının dörtte birinden bir fazlasından az olamaz. Yani 151 milletvekilinden az olamaz. Haberiniz olsun. Hadi devam. 1980'lik Anayasası'na göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin toplantı yeter sayısı kaçtır? Üye tam sayısının 3'te biridir. Yani 200 milletvekilidir. Tamam mı yavrum? Tamam. Hadi devam. Evet, kanunlar hakkında bilinmesi gerekenleri söylüyorum. Kanun tekliflerini milletvekilleri hazırlar arkadaşlar ama bütçe kanunu Cumhurbaşkanı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne görüşülerek kabul edilen kanunları Cumhurbaşkanı onayına sunulur. Cumhurbaşkanı kanunları 15 gün içerisinde onaylamak ya da veto etmek zorundadır. Yani 15 günlük zamanı var, tamam mı? Eğer Cumhurbaşkanı veto etti, meclise geri gönderdiyse ve bu kanun üye tam sayısının sal çoğun yani 301 milletvekiliyle kabul edilirse ve bu şekilde Cumhurbaşkanı'na gönderirse Cumhurbaşkanı'nın ikinci bir veto hakkı yoktur arkadaşlar. 15 gün içerisinde resmi gazetede yayınlar haberiniz olsun. Kanunlar üzerinde ne zaman yürürlüğe gireceği belli değilse yani bir tarih belirtilmemişse resmi gazetede yayınlandığı gün yürürlüğe girer. Aynı şey Cumhurbaşkanı kararnameleri ve yönetmelikler için de geçerlidir arkadaşlar. Cumhurbaşkanı veto edemedi. tek kanun bütçe kanundur. Arkadaşlar zaten bütçeyi Cumhurbaşkanı hazırlar. Meclise sunar. Ya Cumhurbaşkanı kendi hazırladığı bütçeyi niye veto, veto etsin? Akıl var, mantık var. Çiçeğe anladın mı? Anladın. Devam. Evet. Türk hukukuna göre metninde herhangi bir yürürlük tarihi gösterilmeyen kanunlar ne zaman yürürlüğe girer? Resmi gazetede yayınlandığı gün. A şıkkını gördün mü? Gördüm. Löp. Löp. Genelde gece yarısı yayınlanıyor son zamanlarda. Gecenin ikisinde, üçünde. Ne kadar güzel. Millet rahatsız olmasın diye o saatte de yayınlanıyor, yürürlüğe giriyor. Evet. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı üyelerini görüyorsunuz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Başkan Vekilleri, Katip Üyeler, idari Amirler. Tamam mı? Heh. Bunların hepsi milletvekili unutmayın arkadaşlar. Ve burada esas bilmeniz gereken Meclis Başkanlık Divanı'nda bir yasama döneminde kaç kez seçim yapıldı? İki kez seçim yapılır. İlk seçilenlerin görev süresi 2 iki yıldır. İkinci seçilenlerin görev süresi yasama döneminin sonuna kadardır. Tamam mı arkadaşlar? Tamam. Hadi bak. Evet. 1982 Anayasası'na göre Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı için bir yasama döneminde kaç seçim yapılır? Cevap 2 zaten. Net. Evet milletvekili ilgili bilgiler. 18 yaşını dolduran her Türk milletvekili seçilebilir. Aday olur, halk oy verir, seçilir. Milletvekili seçikleri bölgeyi değil bütün milleti temsil eder. Milletvekilleri yemin ederek göreve başlar. Milletvekilleri görevi sona erse bile yeniden seçilebilirler. Milletvekili seçilme yeterlilikleri bunlar. Birincisi bu en az ilkokul mezunu olmak. Bilmiyorum bu değişti mi herhalde değişme demin değilim. Kısıtlı olmamak, askerlikle ilişki bulunmamak, kamu hizmetlerinden yasaklanmış olmamak, taksirli suçlar hariç bir yıl ya da daha fazla hüküm giymemiş olmak, yüz kızartılı suç işlememiş olmak işte kaçakçılık falan filan yapmamış olmak. Bunlar milletvekili seçilme yeterlilikleri. Hocam bunları bilimi Bilin abi. Ne olur ne olmaz bilin. Kimler görevlerinden çekilmedikçe milletvekili aday olamazlar. Hakimler, savcılar, yüksek yargı mensupları, öğretim elemanları, yök üyeleri, memur statüsüne görevler, silahlı kuvvet mensupları. Bir de arkadaşlar milletvekillerinin sahip olduğu dokunulmazlıklar var. İki tane. Mutlak dokunulmazlık, nispi dokunulmazlık. Mutlak dokunulmazlık kürsü dokunulmazlığıdır arkadaşlar. Yasama sorumsuzluğudur. Meclis çalışmalarında oy ve sözlerinden dolayı milletvekillerinin mecliste ileri sürdükleri düşüncelerinden dolayı sorumlu tutulamamalardır. Mutlaktır, süreklidir. Pazara kadar değil, mezara kadar devam eder. Yani kaldırılamaz. Yasama dokunulmazlığı ise arkadaşlar nisbi dokunulmazlık olarak adlandırılır. Seçimlerden önce ya da sonra suç işlediğine sürülen bir milletvekilinin yargılanabilmesi için meclis dokunulmazlığı kaldırır. Dokunulmazlığı kaldırma yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndadır. Oylamayla kaldırılır arkadaşlar. Hocam kaçta kaç? Geç bunu sen. Oylamayla. Bunu bil. Meclis kaldırır. Ama dokunulmazlığı kaldırılan milletvekili milletvekilliği sona ermez arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Tamam mı? Tamam. Evet. Devam eder dedik. Dokunulmazlığı kaldıran milletvekili veya başka bir milletvekili bu duruma 7 gün içinde Anayasa Mahkemesine itiraz edebiliyor. Anayasa Mahkemesi 15 gün içinde kesin kararını veriyor gençlik. Haberiniz olsun. Hadi bakalım. 1982 Anayasasına göre yasama dokunulmazlığının kaldırılması ve milletvekilinin düşürülmesi kararlarının yargısal denetimini hangisi yapıyor? Anayasa Mahkemesi çiçeğim. Bitti. Hadi bakayım. Peki hangi durumlarda milletvekilliği sona erer? İstifa etti. Milletvekilliği ile bağdaşmayan bir görev ya da hizmeti sürdürmekle ısrarcı oldu. Milletvekilleri meclis çalışmalarına özürsüz ya da izinsiz olarak bir ay içerisinde toplam 5 birleşime katılmadı. Bu durumlarda meclis kararıyla düşürülür. Tamam mı? Ama dedik ya 7 gün içerisinde anayasa mahkemesine itiraz edebilir. Mahkeme Mahkemede 15 gün içerisinde kesin kararını verir. Cumhurbaşkanı seçilirse milletvekili, Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanırsa, bakan olarak atanırsa ölmesi durumunda kendiliğinden düşer. Milletvekili eğer kısıtlanırsa kesin hüküm giyerse arkadaşlar, yani ağır ceza gerektirecek bir suçüstü halinde falan yakalanırsa mahkeme kararıyla milletvekilliği sona erer. Yürütmeye geldik. Yürütme etkisi Cumhurbaşkanlığı'na aittir. Cumhurbaşkanlığına kimler aday gösterir bakalım. Cumhurbaşkanı aday gösterenler siyasi parti grupları, son yapılan seçimlerde yüzde beş yara daha fazla oy almış olan siyasi partiler ve en az 100.000 seçmen. Ben bunların soru olarak geleceğini düşünüyorum arkadaşlar KPS ve benzeri sınavlarda. Mutlaka bilin gençlik, mutlaka bilin haberiniz olsun. Cumhurbaşkanlığı kim seçer? Halk seçer. Görev süresi 5 yıldır. Cumhurbaşkanlığı seçimi temel seçimleriyle birlikte yapılır. 2018'de bunu gördük erken seçim bağlamında. Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması halinde 45 gün içinde Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılır. Genel seçimlere bir yıl daha az süre kalmışsa Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri Cumhurbaşkanı seçimiyle birlikte yapılır. Bir kimse en fazla ilk kez Cumhurbaşkanı seçilebilir. Seçim iki turludur. İlk turda arkadaşlar adaylardan herhangi biri oyların salt çoğunluğuna ulaşırsa Cumhurbaşkanı seçilmiştir. İlk turda Cumhurbaşkanı seçilemezse 15 gün sonra yani 2 hafta sonra ilk tura mütakip ikinci tur oylama yapılır. Bu sefer hangi aday daha çok oy alırsa o cumhurbaşkanı seçilir. Ama bütün adaylar ikinci tura gidemez. Çünkü en çok oy alan ilk 2 iki aday ikinci tura gider arkadaşlar. Bu böyledir. Cumhurbaşkanının yetki ve görevlerini mutlaka bilmeniz gerekiyor. Özellikle ben burada arkadaşlar belli başlarını böyle hani maviyle yazdım. Genelde soru olarak çıkabileceğini düşündüğüm. Devlet Denetleme Kurulu başkanı ve üyelerini seçer. Bu önemlidir. O hali ilan etme yetkisi Cumhurbaşkanına aittir. Milli Güvenlik Kurulu'nun başkanıdır Cumhurbaşkanı. Meclis toplantıya çağırabilir. Seçimleri yenileyebilir arkadaşlar. Yay yasaları yayımlar ya da veto eder. Yüksek mahkemelerden bazılarına üye seçer. Mesela Anayasa Mahkemesi ve Danıştay gibi. Hakimler ve Savcılar Kurulu'na üye seçer. Uluslararası anlaşmaları onaylar ve resmi gazetede yayınlar. Bilinmesi gerekiyor. Milli güvenliğin sağlanmasına ve silahlı kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlanmasına Türkiye Büyük Net Meclisi'ne karşı Cumhurbaşkanı sorumludur. Bu da bizim için önemli bir bilgi olsun Çiçeğim. Hadi bakayım. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi önemli tabii ki. Yürütme yetkisine ilişkin konularda çıkartılır. Anayasada kanunla düzenlenmesi öngörülen ka konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz. Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin yargısal denetimini Anayasa Mahkemesi yapar ama o hal döneminde çıkartıldıysa yargı denetimi dışındadır arkadaşlar. Tamam. Merkez Bankası ve Başkanlığı üyelerini falan filan Cumhurbaşkanı atar. Günümüzde görev yapan Merkez Bankası Başkanlığı'nın adını istiyorum. İkinci sorun da bu. hali bakalım. Ayrıca unutma Cumhurbaşkanlığı kararname kullanabildiği gibi aynı zamanda yönetmelikte çıkarabilir. 2018 değişiklikleri daha doğrusu 2017 referandumuyla. Tamam mı arkadaşım? Tamam. Yönetmenlikleri kim çıkarırmış? Cumhurbaşkanlığı çıkarır, bakanlıklar çıkarır ve kamu tüzel kişilikleri çıkarır arkadaşlar. Hangi yönetmenin resmi gazetede yayınlanacağı bir kanunla belirlenir. Bütün yönetmenlikler resmi gazetede yayımlanmaz. Yönetmenliklerin ülke genelini ilgilendirenlerin iptaline danıştay bakar. Diğerlerine alt idari mahkemeler bakar. Belediyeler yönetmeni çıkarabilir, il özel idaresi çıkarabilir, köy çıkarabilir, üniversiteler çıkarır, TRT çıkarır, kitler çıkarır, barolar, odalar, falan filan meslek kuruluşları falan yönetmelik çıkarabilir. Tekrar söylüyorum kimler yönetmeye çıkarabilir? Cumhurbaşkanlığı, bakanlıkları ve kamu tüzel kişilikleri çıkarır. Kamu tüzel kişiliklerin hangileri olduğunu saydık. Bilin bunları, bilin kardeşim, bilin bunları. Sınavda çıkar işte bu. Devam. Cumhurbaşkanı kim vekalet eder? Cumhurbaşkanı yardımcısı. Ama ne zaman? Hastalık, yurt dışına çıkma gibi geçici durumlarda tabii ki. Tamam mı? Cumhurbaşkanı aramışsa Cumhurbaşkanı vekalet eder. Cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanır ama yurt içi gezisinde ya da göze, görev süresinin dolması durumunda kesinlikle kesinlikle vekalet olamaz arkadaşlar. Cumhurbaşkanı bakanların hiyerarşik amiridir arkadaşlar. İzinli veya özürlü bir bakan ancak başka bir bakan vekillik eder. Yeni bakanın atanması yani bir bakan görevden alındıysa diyelim 15 gün içerisinde gerçekleştirilmesi gerekir. Tamam mı arkadaşlar? Net bu böyledir. Devlet Denetleme Kurulu arkadaşlar Cumhurbaşkanlığına bağlıdır. 1982 anayasasıyla kurulmuştur. Genelde işte idari incelemez, araştırma ve denetleme yapar. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde denetleyebilir haberiniz olsun. Yargı organlarını denetleyemez arkadaşlar. İdarenin, huk, idarenin hukuka uygunluğunu, düzenli ve verimli bir şekilde çalışması, yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlar. Devlet Denetleme Kurulu Cumhurbaşkanlığına bağlıdır. Yavrum unutmayacaksın bunu. Ne yapmayacaksın? Unutmayacaksın. Hadi devam. Milli Güvenlik Kurulu'nun başkanı Cumhurbaşkanıdır. Ama Cumhurbaşkanı katılamazsa Cumhurbaşkanı yardımcısı tarafından toplanır, tamam mı? Peki, Milli Güvenlik Kurulu'nun gündemini kim belirler? Cumhurbaşkanı belirler arkadaşlar. Ama nasıl belirler? Gündemi genelkurmay başkanı ve Cumhurbaşkanı yardımcılarının tavsiyeleriyle belirler. MGK olağan toplantılarını iki ayda bir yapar. İlk kez 61 anayasasına düzenlenmiştir. Üyeleri de bunlardır arkadaşlar. Ben üyelerinin soru olarak geleceğini düşünmüyorum ama yine yani ihtimal dahilindedir. Bakarsınız işte Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcıları, Adalet Bakanı, Milli Savunma Bakanı, İçişleri, Dışişleri Bakanları, Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları Milli Güvenlik Kurulu'nun üyesidir jandarma genel komutanı değil. Onun üyeliği çıkarıldı çiçeğe. Unutma bunu. Allah'ını severim. Hadi bakayım. Olağanüstü hali ilan etme yetkisi Cumhurbaşkanı'na aittir. 6 aylığına ilan eder. Ama olağanüstü hali uzatma yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne aittir. Her periyodik olarak 4 aylık sürelerle ya da 4 ayı geçmeme suretiyle uzatabilir Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhurbaşkanı'nın tavsiyesiyle. Peki ne olursa olağanüstü hal ilan edilir? İşte savaş, seferberlik, ayaklanma vesaire gibi durumlarda arkadaşlar. Unutmayın 1982 anayasasına göre olağanüstü hal ilan etme yetkisi kime etmiş? Cumhurbaşkanlığı. Süresi 6 aydır. Uzatma yetkisi 4 ayı geçmemek koşuluyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne aittir. Bunu bil, bunu bil, bunu bil. Bil bunu. Daha başka bir şey demiyorum sana. Devam. Tabi afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalım hallerinde olağanüstü hali ilan etme yetkisi kime aittir abi? Cumhurbaşkanlığı aittir. Az önce söyledim sana çiçeğim. Az önce söyledim hadi bakayım. Yargıya geçtik arkadaşlar. Yargı yetkisi bağımsız ve tarafsız mahkemelerdedir. Mahkemeler kanunla kurulur, kanunla kaldırılır arkadaşlar. Yüksek mahkemelerimiz 4 tanedir. Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ve Uyuşmazlık Mahkemesi. Askeriye ile başlayan bir yüksek mahkemeniz yok artık bunlar kaldırıldı arkadaşlar haberiniz olsun. Tamam mı yavrum? Tamam devam. Anayasa Mahkemesi 61 anayasasıyla kuruldu. 3 üyesini meclis seçer, 12 üyesini cumhurbaşkanı seçer. Üyelerin görev süresi 12 yıldır. Anayasa Mahkemesi'nin başkanlığı kendi üyeleri kendi işlerinden seçer. Tamam mı? Görev süresi 4 yıldır. Görevi biten başkan bir daha seçilebilir ama görevi biten üye bir daha seçilemez. Başlıca yetki ve görevleri bunlardır. Ama şurada geçen yıllarda soru geldiği için söylüyorum. Anayasada güvence altına alınmış temel, temel hak ve özgürlüklerden Avrupa İnsan Hakları Sözleşmeli kapsamındaki her, herhangi birinin kamu gücü tarafından ihlal edildiği iddiasıyla yapılan bireysel başvurulara da bakar. Geçen sene sınav sorusuydu arkadaşlar. Bir de dikkat edin uyuşmazlık mahkemesinin başkanlığı anayasa mahkemesi kendi üyeler içerisinden seçer siyasi partilerin kapatılma davasına bakar, dokunulmazlığın kaldırılma davasına bakar, milletvekilliğinin meclis kararıyla düşürülmesi kararına bakar. Tamam bunlar önemlidir. Anayasa Mahkemesi'nin denetimine tabi olmayan durumlar, o hal durumunda ilan edilen Cumhurbaşkanı kararnamesi, Uluslararası anlaşmaların yargı denetimi yoktur arkadaşlar. Usulüne göre yürürlüğe girmişse tabii ki. Parlamento kararlarına karşı da yargı yolu yoktur. Ama 3 tanesini Anayasa Mahkemesi denetler. Bunu biliyoruz. Meclis iş tüzüğünü, dokunulmazlığın kaldırılmasını ve milletvekilliğinin düşürülmesini Anayasa Mahkemesi denetler. Net. Danıştay idari mahkemelerce verilen karar ve hükümlerin son inceleme mercidir arkadaşlar. Üyelerini... HSK ve Cumhurbaşkanı seçer. Tamam mı? Başkanlığı kendi üyeleri seçer. Başlıca görevleri bunlardır. İdari yargıda görev alan Danıştay, idare mahkemeleri, vergi, vergi mahkemeleri ve bölge idare mahkemeleridir arkadaşlar. Tamam mı? Yönetmeliklerin ülke genel ilgilendiren yani Cumhurbaşkanı ya da bakanlıklarca çıkarılmış olanların iptaline Danıştay bakar. Buna dikkat edin. Yargıtay adliye mahkemelerince verilen kararların ve hükümlerin son inceleme. Bak Danıştay idari, Yargıtay adli. Tamam mı? Yargıta üyelerinin tamamını hakimler ve savcılar kurulu seçer. Tamam mı? Belli başlı yargıtaya bağlı alt mahkemeler ceza yargısına sulh ceza 2014'te kaldırıldı. Sadece hakimliği kaldı. Ağır ceza, asliye ceza. Hukuk yargısına sol hukuk, asliye hukuk, asliye ticaret. Bunlar yargı. Tamam mı? de unutma. Uyuşmazlık mahkemesi adli ve idari yargı meclisler arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıkları kesin çözmek için kurulmuştur. Başkan Anayasa Mahkemesi kendi üyeler içerisinden seçer. Unutma bunu. Sayıştay bir yüksek mahkeme değildir. Meclise bağlıdır arkadaşlar. Bütçe denetimi yapar, hesap denetimi yapar. Haberiniz olsun. Sayıştay saymaktan gelir. Parayı görer, görürler, gelip sayarlar mantığı. Tamam mı? Sayıştay'ın başkanını da üyelerini de Türkiye Büyük Millet Meclisi seçer. Ama kendi üyelerinden değil. Hani milletvekillerinden değil. Yanlış anlama bunu. Dışarıda Hakimler ve Savcılar Kurulu kesin soru gelir. Kesinlikle soru gelir arkadaşlar. Başkan Adalet Bakanı'dır. Tabi üyesi Adalet Bakanı'nın yardımcısıdır. HSK 13 üyeden oluşur. Üyelerin 7'sini meclis, 4'ünü cumhurbaşkanı seçer. Tamam mı? Bir genel kurul ve iki daireden oluşur. Meslekten çıkarma kararları hariç diğer kararlarına karşı yargı yolu kapalıdır arkadaşlar. Adli ve idari yargı hakim ve savcıların mesleğe kabul eder. Tayin ve nakil işlemlerine bakar meslekte kalmalar uygun olmayanları meslekten ihraç eder. Gerekli görürse tabii ki meslekten çıkarır. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun başkanı Adalet Bakanı'dır. Unutmayacağım çiçeğim. Devam. Evet idari hukukuna geçtik arkadaşlar. Ben idari hukukunun özelliklerinden ya da kaynaklarından ya da idare kamu hizmetlerinin ilkelerinin soru geleceğini düşünmüyorum. Siz yine de bakarsınız ama ben soru buradan gelmez diyorum. Bakalım nereden gelir devam edelim. Genel idare kolluk makamlarından da soru gelmez arkadaşlar ama kolluk kuvvetlerini bilelim. Bunlar önemli. Polis, jandarma, bekçi, zabıta, özel güvenlik, köy korucuları. Unutmuyorsun. Jandarma İçişleri Bakanlığı'na bağlıdır. Köy korucuları kaymakamlığa bağlıdır. MİT Cumhurbaşkanlığı'na bağlıdır. Kamu düzeninin ögeleri arkadaşlar. Güvenlik, sağlık, dirlik ve esenliktir. Tamam? Bunların herhangi birinin bozulması demek kamu düzeninin bozulması demektir arkadaşlar. Bak dikkat edin burada inanç yoktur. Onu söyleyeyim size. İdarenin bütünlüğü hiyerarşi ve idari vesayetle sağlanır. Önemlidir. Bilmen gerekiyor. Bak soru çıkabilir buradan. Tamam mı? Hiyerarşi alt üst ilişkisidir arkadaşlar. İdarenin bütünlüğünü sağlamak için kullanılan alt üst ilişkisidir. Başkent teşkilatı ile taşra teşkilat arasındaki alt üst ilişkisidir. Yani valiyle ile kaymakam. Bakanla vali gibi düşünün. Rektörle dekon, dekan gibi düşünün. Tamam mı? İdari vesayet arkadaşlar. Merkezi idarenin mahalli idareler üzerindeki Denetim yetkisidir. Bak idari vesayet bir denetim yetkisidir. Denetim unutma bunu. Valinin belediye başkanlığını denetlemesi. Kaymakamın muhtarı denetlemesi gibi düşünün. Yani il idaresinin belediye idaresini denetlemesi, ilçi idaresinin köy idaresini denetlemesi gibi değerlendirin. İdari vesayeti görürseniz bu bir denetlemedir. Hiyerarşi açı görürseniz alt üst ilişkisidir. Yeti genişliği yalnızca valilere yöneliktir arkadaşlar. İl idaresinin başındaki vali bu yetkiyi kullanabilir. Kanunsuz emir arkadaşlar daha önce bir defa iki defa çıkmıştı diye hatırlıyorum. Kamu hizmetlerini herhangi bir sıfat ve suretle çalışmakta olan kimse üstünden aldığı emri anayasaya, kanunlara vesaire aykırı görürse yerine getirmez. Tüzük olmaz. Tüzük kaldırıldı bunu çiz. Ama üstü emrinde ısrar eder ve bu emri yazıyla yenilirse emri yerine getirilir. Bu halde emri yerine getiren sorumlu olamaz. Ama konusu Suç teşkil eden emir hiçbir surette yerine getirilemez. Yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz arkadaşlar. Net bu böyledir yani. Türkiye Cumhuriyeti'nin idari yapısı kesin soru. Özellikle yerel yerinden yönetimlere dikkat edin arkadaşlar. Kesin sorudur haberiniz olsun. İl özel idareleri, belediye idareleri ve köy idareleri. İl özel idareleri arkadaşlar önemlidir yerel yönetimdir. Belediyeler, büyükşehir belediyeler ve normal belediyeler de yine böyledir. Köyler de böyledir. Ama bakın il idaresi, ilçi idaresi ve bölgesi, bölge idareleri taşra teşkilatıdır arkadaşlar. Bunlara dikkat edin. Hadi bakın. İllerin yönetimi, illerin kurulması, kaldırılması, merkezlerin belirtilmesi, adlarının değiştirilmesi kanunlu olur. İl yönetiminin başında vali vardır arkadaşlar. İl yönetiminin başında olan vali, ilde cumhurbaşkanlığın temsilcisidir. Valiler cumhurbaşkanlığın kararıyla tanırlar. İl idare kurulu yine illerde olur. Başkanı, validir. İşte çeşitli müdürler falan filan vardır burada. Yani çok detay inmeyin. İlçe yönetimin başında kaymakam vardır arkadaşlar. Cumhurbaşkanı onayıyla atanırlar. Ayrıca ilçede ilçe idare kurulu vardır. Yine çeşitli ilçedeki müdürler ve kaymakamın oluşturduğu tamam mı? İlçelerin kurulması, kaldırılması, merkezlerin belirtilmesi vesaire yine adların değiştirilmesi falan. Hep yine arkadaşlar kanunla olur. Onu da söylemek istiyorum. Evet. Yerinden yönetim bak çok önemlidir mutlaka bilmen gerekiyor. Ama hangisini şunu bak unutma bu tarafı bil bu tarafı bil tamam mı? İl özel idaresinde kimler var? Vali, il encümeni, il genel meclisi. İl genel meclisi adı üstünde halk tarafından seçilir ve karar organıdır. İl encümeni danışma organıdır. Vali yürütme organıdır. Belediyeler, büyükşehir belediyeler 750 bin nüfusu olan yerlerde kurulur. Normal belediyeler 5000 nüfuslu olan yerlerde kurulur. Belediye başkanı yürütmüşlerinden, belediye öncümeni daha çok danışmışlerinden, belediye meclisi adı üstünde karar organıdır. Köylerde köy muhtarı, ihtiyar heyeti ve köy derneği olur. Köy muhtarını ve köy ihtiyar heyetini köy derneği seçer. Köy halkı değil. Adam delirtme lan. Köyde herkes oy kullanabiliyor mu? Hayır. Köyde ikamet eden, seçme ve seçilme hakkına sahip olan herkes köy derneğidir. Bunu yaz bir yere. Köy muhtarını köy halkı değil köy derneği seçer. Mantıklı ol. Allah'ını severim. Tamam mı yavrum? Tamam hadi bakayım. İl idaresi az önce il özel idaresi az önce konuşmuştuk arkadaşlar. İl tabii ki ildeki yani yerel bağlamda karar organıdır arkadaşlar. İl genel meclisi il özel idaresinin içindedir. İl encümen yine il özel idaresinin içindedir. Valiler yine il özel idaresinin içindedir. Büyükşehir belediyeleri kanunla kurulur. Ve nüfusun 750 bin olması gerekir bir yerde Büyükşehir Belediyesi kurulabilmesi için. Tamam mı? Kanunla kurulur. 30 tane benim bildiğim Büyükşehir Belediyemiz var. Yeniler olmadı. En son Büyükşehir Belediyesi olan ilimiz Ordu'dur. Neresiymiş? Ordu. Normal belediyeler 5000 nüfuslu olan yerlerde kurulur. 5000 ile 2000 arasında belediye olarak devam eder. Nüfusu... 2000'e 2000'e kadar olan yerlerde ise köy kurulur arkadaşlar. Tamam? Unutmayın, belediye başkanının göreviyle ilgili bir suçtan dolayı hakkında soruşturma, kovuşturma ya da dava açılması durumunda İçişleri Bakanı geçici olarak görevden alır ama Danıştay kesin olarak görevine son verir. Bunu da bilmenizi istiyorum. Tamam mı çiçeğim? Tamam, hadi devam. Köyler yönetiminde kim vardı? Köy derneği, ihtiyar heyeti ve köy muhtarı vardı arkadaşlar. Nüfusu en fazla 2000 olan yerlerde köyler kurulur arkadaşlar. İçişleri Bakanlığı'nın kararı ile köy muhtarı köyün tüzel kişiliğini temsil eder. Köyler arkadaşlar köy muhtarı tarafından idare edilir. Ama köy muhtarlığı için herhangi bir şekilde siyasi partiler aday gösteremezler. Köy ihtiyar heyeti içinde. Köy derneği köydeki isteğe bağlı işleri zorunlu hale getirir arkadaşlar. Tamam mı? Köy derneği tekrar söylüyorum. Köydeki seçme ve seçilme hakkına sahip olan herkesten oluşurdu. Bunu az önce konuşmuştuk. Bunu da bilmenizi istiyorum arkadaşlar. Orada bir köy var uzakta. O köy bizim köyümüzdür. Ne kadar bir güzel bir şiir değil mi arkadaşlar? Evet, bitmiş arkadaşlar. Güzel bir böyle tekrar oldu. Tam böyle tak 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 noktalara değinerek bu olayı bitirdik. Umarım faydası olur. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın arkadaşlar.